Gümüşcüm hadi. Gümüş bir şey söylesene. Hazır mıyız? Gümüş, iyi misin canım? Biz dışarıda bekliyoruz kızım. Allah kahretsin! Mehmet nerede yenge? Bilmiyorum ki. Aradım açmadı telefonu. Gümüş ne dediyse artık. Bak hastaneden çıkışına da gelmedi. Gümüş, üzülme. Her şey düzelecek. Her şey yoluna girecek. Her şey düzelecek. Ben her şeyi yoluna koyacağım. Gümüş, kızım, istersen misafir odasında kal. Ben bir gidip Gümüş'e bakayım.
Toparlanır, toparlanır. Güçlü kızdır Gümüş. Bununla üstesinden gelmeyi bilecektir. Çok sarsıldı. Tabii sakladığı için de çok pişman. Onlar genç. Bu son şansları değil ki. Şu anda Gümüş'ün bunu anlaması o kadar zor ki. Ahmet, Mehmet'i bir de sen arasan. Niye? Arıyorum, açmıyor. Merak etme, gelir. Hem rahat bırak, bir nefes alsın. Ne bileyim baba. Yine eski günlere dönmekten, Mehmet'i yine öyle görmekten korkuyorum. Elimde değil, annelik işte. Aklıma kötü kötü şeyler geliyor. O günler geride kaldı Şeref. Bunu da atlatacaklar. Yenge. Hı. Bir bakar mısın? Ne oldu Gülsüm? Gümüş Sıla diye birini sayıklıyor da. Uyandı mı? Yok, uyuyor ama. Bir gel. Gümüş, iyi misin? İyiyim. Al kızım, iç şunu. Teşekkür ederim anne. Kah kızım, öyle daha çok üzersin kendini. Değil mi ama? İçmeyeceğim anne. Mehmet doğmadan önce, işte Pınar'ın doğumundan 2 yıl önce dolu dolu 3,5 aylık hamileydim. Ortada hiçbir sebep yokken düşük oldu işte. Çok üzüldüm, çok ağladım. Ama sonra oturup düşününce çocuğum, belki o bebek doğsaydı Mehmet'e hamile kalmazdım. Onu düşündüm. Her işte bir hayır vardır. Biraz da olumlu tarafından bakmak lazım. Alnımıza yazılan neyse o olur. Ama sen böyle üzülüp başkalarını da üzüyorsun. Bak Mehmet saatlerdir ortalarda yok. Arıyoruz, telefonunu da açmıyor. Bir de onu düşün. Bu senin için ilk ama o... İkinci kez böyle bir şey yaşıyor. Onu da anlaman lazım. Gerçi biraz da suç sende. Ben sana artık uzatmayalım dedim. Ben dediğim zaman söyleyecektin.
Şimdi ikiniz de bu halde olmayacaktınız. Neyse, olan oldu. Bir şey olursa seslenin. Dua edelim de Mehmet de sağ salim gelsin bir an önce. Gümüş. Gümüş. Ne olur artık üzme kendini. Sen burada böyle perişan, Mehmet perişan. Yapmayın bunu kendinize. Mehmet de öyle. Kendini suçluyor sürekli. Bak, daha çok gençsiniz Gümüşcüğüm. Bir hastalığınız, bir kusurunuz da yok çok şükür. Bak bir toparla. Görürsün, yeniden anne olacaksın. Bu sefer her şey çok güzel olacak. Bana bile yeniden dene hala, pes etme demiyor muydun? Şimdi kendine de söyle bunları. Hı? Gümüşcüğüm, ben seni böyle bir durumda yalnız bırakmak istemezdim ama aklım evde kaldı. Yani bir iki bir şey halletmem gerekli benim. Hemen geri geleceğim ama. Hı? Sen de dinlen biraz. Gelirken sana bir şey getireyim mi? İster misin?